Merhaba sevgili Kanal 3 izleyicileri. Fuar Hastanesi sponsorluğunda gerçekleştirdiğiniz Önce Sağlık programı ile yine karşınızdayız. Evet, bu 15 günlük arada ben sizleri özledim. Umarım sizler de bizi, programımızı özlemişsinizdir. Çünkü 15 günlük bir ara gerçekten uzun bir süre ama iş yoğunluğumuz nedeniyle maalesef bu süre içerisinde yapmaya çalışıyoruz programımızı. Umarım bu görüşmediğim süre içerisinde günleriniz güzel geçmiştir. Bir sağlık problemi yaşamamışsınızdır. Güzel şeyler görüp güzel şeyler yaşamışsınızdır. Güzel şeyler görmek dedim de, görmek için de tabii sağlıklı bir göze sahip olmak lazım. Buradan da anlayacağınız üzere bugünkü konuğum göz hastalıkları ve uzmanı operatör doktor Yusuf Oflu. Hoş geldin Yusuf'cum. Hoş bulduk. Çok çok yoğun geçen bir günün ardında, hatta evet, seni oldukça sıkıştırdım. Evet. Tabiri caizse belki bir hafta 10 gündür de senin peşindeyim ama beni kırmadın. Bu yoğunluğun üzerinde bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Afyon'da seni tanımayan yoktur artık. Afyon'un sevilen, sayılan gözde bir göz hekimisin. Kısaca yine de kendini bir tanıtabilir misin? Ben 1978 Afyon Emirdağ doğumluyum. İlkokulu Emirdağ'da, köyde bitirdim. Sonra Eskişehir'de okudum. Ortaokulu İstanbul'da bitirdim. Liseyi İzmir'de. En son 2002 yılında da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 2002 yılında Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde göz kliniğinde ihtisasa başladım. İhtisas 5 yıl sürdü. 2007'nin sonunda göz hastalıkları uzmanı oldum. Mecbur hizmet yaptık, askerliği yaptık. En son Kayseri'de bir yıl göz merkezinde çalıştım. Son 11 yıldır da Afyon'da halkımıza hizmet vermekteyiz. Tam 11 yılı bitti bu sene, Şubat ayında. Biz hep beraber çalışıyoruz bu süre içerisinde. Hep soruyorlardır, benim de sana sorduğum klasik bir soru programı önce ama Oflu musun? Ofla bağlantınız şöyle, ne? Memleketimiz Afyon, Emirdağ. Soy Of'a dayanıyor. Evet. Ama 150 yıl kadar olmuş oradan gelen büyük dedelerimiz. Emirdağ'da kadılıkta çalışmışlar. Oradan yerleşip kalmışlar, evlenip evet, yerleşip kalmışlar. Ama soy Of'a dayanıyor yani. Anladım. Yani senin soyadını duyan herkes genelde soruyor. Hatta gıyabında konuştuğumuz zaman. En azından buradan da akıldaki soru işaretlerini ama giderelim istedim. Ben hiç gitmedim. Yani memleketimiz Afyon Emirdağ diyelim. Evet. Artık buralıyız. Tamam. 150 yıldır buralıyız. Peki şimdi göz deyince en çok akla gelen katarakt oluyor. Direkt konuya gelelim. En çok yaptığımız ameliyat evet, katarakt ameliyatı. En çok yaptığımız ameliyatta. Evet. Katarakt ne demek? Neden olur? Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Gözümüzün içinde merceğimiz var. Yani fotoğraf makinelerindeki objektif gibi. Bu merceğimiz şeffaf ve elastik. Onu ben maket üzerinde de gösterebilirim. Maket getirdim. Şimdi o mercimeğe benzetilebilir. Yani bazen insanlar da söyleyebiliyorlar. Gerçekten mercimeğe benzetilebilir kabaca. Nasıl ki ceviz beyine benzetiliyor. Evet. Aynı merceğimiz de mercimeğe benzetilebilir. Yeşil mercimeğe. Onun boyutları mesela 4-5 milimetre kadarsa insanın merceği birebir aynısı değil tabii ama insan merceğinin boyutları da 9-10 milimetre kadar. Evet. Bu şeffaf, elastik. Fokuslamayı, odaklamayı, uzak ve yakını net görmemizi sağlıyor. Bu dediğim gibi şeffaf. Ancak yaşla birlikte, ilerleyen yaşlarda, merceğimiz yani yaşlandıkça bunun hem ağırlığı artıyor, hem de katılaşıp sertleşiyor, elastikiyeti azalıyor. Elastikiyet azalması aynı zamanda yakın gözlüğü ihtiyacını da doğuruyor. Presbiyopi dediğimiz 40 yaşından sonra. Bu damarsız bir organ olduğu için yıllar içindeki birikimler, ölen hücreler, işte katılaşma, sertleşme oldukça ağırlığı artıyor, şeffaflığını kaybediyor. Şeffaflığını kaybedince görmemiz azalıyor. Çift görme, bulanık görme, net görememe, ışık rahatsızlığı. Hatta gözüme perde indi diyorlar halk arasında. Tabii. Yani iyice artık bunun da kendi içinde mikroskopik, biz mikroskopla bir teşhis koyuyoruz. Bazı kataraklar gerçi poliklinikte, koridorda bile belli olabiliyor. Işığı tuttuğumuz zaman bembeyaz. Evet. Yani mikroskopla mikroskopa bile gerek yok. Yani direkt ışığı tuttuğumuz zaman bembeyaz katarak oluşmuş. Onlar perde iniyor diyorlar. Onlar da görme ışık hissi seviyesindedir. Yani el hareketini de hissedemezler. Şimdi bu da mikroskopla incelediğimiz zaman çok değişik mertebeleri, çok değişik kademeleri var bunların. Sertlik derecesi ve çeşitleri, çok değişik çeşitleri var.
Biz onun tam net teşhisini mikroskopla koyuyoruz. Hı hı. Burada kişinin katarakt geliştiği zaman kişinin görme seviyesi ne kadar azalmış, günlük sosyal hayatını ne kadar olumsuz etkilemeye başlamış. Ona göre katarakt mikroskoptaki sertliğine göre ameliyata karar veriyoruz. Hı hı. Niye ameliyat diyoruz hemen? Çünkü kataraktın ilaçla tedavisi yok. Hı hı. Bu dediğim gibi sertlik derecelerine göre de mesela mikroskopla bakıyoruz. Görme seviyesi çok azalmamış. Kataraktı var ama görmesi çok azalmamış. Görmesi iyi. Yani biz verebileceğimiz hastalara gözlükle idare edebilecekse eğer öncelikle gözlük şansını denemek istiyoruz. Ancak gözlüğe rağmen kişinin görme seviyesinde ciddi bir azalma olursa o zaman ameliyat öneriyoruz. Çünkü ilaç tedavisi yok kataraktın. Ameliyatın zamanlaması da işte kişi ve doktor arasındaki görüşmeye, kişinin şikayet seviyesine bağlı. Sertlik dedim, merceğin kataraktın sertliği. O da bazı cins kataraklar hafif olsa bile çok ciddi şikayet yapabiliyor. Onun da yerleşim yerine göre mesela bazı kataraklar merceğin arka yüzünde başlıyor mesela. Özellikle diyabetin katarakları ve kortizon kullanımı sonrası gelişen kataraklar hep merceğin arka kapsülünün önünde başlar. Evet. Bunlar akşamları ışık saçılması, çok ciddi ışıktan rahatsız olabiliyorlar. Mesela çok sert olmasa bile bu durumlarda ameliyat daha erken, diğer insanlara göre daha erken önerilebilir. Yani biz aslında belki en son söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Özellikle yaşlılarda kataraktın son dakikaya kadar bekletilmesini istemiyoruz. Çünkü yaşlandıkça şu kornea saydam tabakadaki milimetre karedeki hücre sayısı azalıyor. Yani vücudun ameliyata karşı direnci zayıflıyor. İyileşmesi gecikiyor. Evet. Bir de biz zaten ameliyatı artık lazerle yapıyoruz. Evet. Ancak yine de lazer de olsa gözün bu saydam tabakası, kornea tabakamızı etkiliyor. Bu da yara iyileşmesini geciktirebiliyor. O yüzden aslında ne çok erken ne çok geç, yani zamanlamayı doktorun en uygun olduğu zamanda ayarlamasında fayda var. Yani katarakt ameliyatını özellikle yaşlılarda, o yüzden tekrar vurgulamak istiyorum. Yaşlılarda kataraktın çok sertleşmesi hem ameliyat süresini uzatıyor hem iyileşmesi çok gecikiyor. O yüzden uygun bir zamanda ameliyat olunmasında fayda. Yani 3 ay sonra ameliyat olmanın bir faydası yok. Bu ameliyat olacaksa eğer 3 ay, 6 ay, 2 yıl hani bekletmenin bir şeyi yok. Ama bazı durumlar var, özellikle mesela asıcı bağların zayıfladığı haller. O zaman kataraktın sertleşmesini hiç istemiyoruz. Çünkü ameliyatta ciddi komplikasyon gelişebiliyor. Yani komplikasyonu açık gözlerde. Biz diyoruz bazen kataraktın aşırı sertleşmese bile bir an evvel olmasında fayda var. Çünkü ameliyat olup da komplikasyon gelişmektense ya da ikinci bir ameliyat gereksinimi oluyor. İlk ameliyatta mercek konulamıyor. Öylesi durumlarda yani zonül zafiyeti dediğimiz asıcı bağlar zayıflıyor. Bazı durumlarda. O yüzden doktor hasta güven ilişkisi içerisinde uygun bir zamanda ameliyat edilmesinde fayda var. O zaman yani özetleyecek olursak sadece görmeyi etkiliyorsa, yani şeyde çok yani, yaşlanma bulguları yoksa, aynen, gözlükle bazı halledilebilir düzeydeyse önce gözlük. Ama çok yıpranmaya başladıysa, fazla da sizin işinizi zorlaştıracak düzeyde olmadan ameliyat olmasına fayda var. Bir de şunu vurgulayabiliriz. Kataraklar kendi içerisinde bir sürü çeşitleri var. Onu teorik olarak burada saymaya gerek yok. Bazıları diyor ki mesela, ya çok yaşlı olduğu halde hocam ben yakını çok iyi görüyorum. Bu kesin kataraktır yani. Niye? Çünkü yaşlı bir kimsenin yakını görmemesi gerekir. Evet. Gözlüksüz. Halbuki diyor ki mesela ben hocam Kur'an okuyorum. Evet, ama biz hayat sadece 30 santimden ibaret değil. Ama bir bakıyorum 1,5-2 metre ötesini göremiyor. Yani evin içinde yaşıyor. Yaşlı mesela, hiç hareket etmiyor. O yüzden ona sadece Kur'an mesafesi belki yetiyor ama bakıyorsun televizyonu göremiyor. Anladım. Bu işte katarakta işaret ediyor. Yani evet. Yakını bazı cins kataraklar ilerledikçe yakını iyi görmeye başlıyorlar. Anladım. Ama uzağa göremiyor. Bunların ilk başlangıç safhası. Aslında yaşlanan yakını görememesi lazım. Evet. Normalde 40 yaşından sonra yakın sorunu başlıyor herkeste. Evet. Normal tam sağlıklı bir göz, numarası hiç olmayan bir göz. 40 dediği gün Türkiye şartlarında 40 ortalama. Hı hı. Yani 38 de olabilir, 43 de olabilir. O, mesela ekvatora yaklaştıkça 35 yaş. Hı hı. Ama kuzey ülkelerine gittikçe 45 yaş. Ama Türkiye şartlarında kadın erkek herkeste
38-43 yaş aralığında normal sağlıklı gözler kesinlikle yakın gözlüğü ihtiyacı duyuyor. Ha, bunu diyordum. Yani yakın bu kataraktın, bu kataraktın, yani nükleer skleroz dediğimiz ortadan sertleşen katarakların ilk safhalarında acil ameliyat önermiyoruz. Yani gözlükle mesela onlar yeteri uzaktan net görebiliyorlar. O zaman acil ameliyat yok. Onları da ara ara kontrole çağırıyoruz. 5 ayda bir, 6 ayda bir. Peki bu katarak cerrahisinde ne yapıyorsunuz? Şimdi bazı hastalarımız, evet bunu sorduğunuz iyi oldu. Bazı hastalarımız diyor ki, yani benim sadece kataraktımı al, bana mercek koyma. Hayır. Yani dünyada asıl bütün yıllardır bütün göz doktorlarının hedefi göze mercek koyabilme gayretindedir. Niçin? Şimdi ilk göz içine mercek 1949 yılında İngiltere'de konuluyor. O da cam, misket gibi. Ameliyattan sonra gözün içine düşüyor. Şimdi bu yani teknolojinin ilerlemesi bütün tıbbın her sahasında kullanılıyor tabii bir teknoloji. Bizde de yani 1980'lere kadar hatta 1970-80 arasında mercek konulamıyordu. Yani konuluyorsa da ön kameraya konuluyordu. Merceğin normal kendi yerine arka kameraya mercek konulamıyordu. 1980'lerden sonra arka kameraya mercek konulmaya başlandı. Çünkü ön kameraya mercek konulması da tam sağlıklı değil. O da yine kornea saydam tabakaya zarar veriyor. Onlara işte arka kameraya konulması gerekiyor. Arka kameraya, yani gerçekten şöyle, biz önce katarakt ameliyatında ne yapıyoruz onu bahsedeyim. Aynı mercimek gibi dedim. Mercimeğin biz ön kapsülünü alıyoruz. Tamamını değil, ortasında bir açıklık oluşturuyoruz. Lazerle bunu içini boşaltıyoruz. Yani mercimeğin kabuğu kalıyor diyebiliriz. Biz kapsülü kalıyor, bir kapsül diyoruz. Anladım. Mercimeğin kapsülü kalıyor. Ameliyatta bizim o boşluğa tekrar numaralı mercek koymamız gerekiyor. Niye? Görmeyi, sağlıklı bir görmeye ulaşmamız için bunun, yani merceğimizi 23 numara gözlük gibi düşünebiliriz. Yani bu 23 numara gözlük vazifesi görüyor. Şimdi bunu boşaltırsak gözlük mecburen o zaman 15 numara ameliyat sonrası gözlük vermemiz lazım. Evet. O yüzden biz göz içini herkese ameliyat öncesi mercek numarasını hesaplıyoruz. Onun da şimdi üst düzey cihazları var. Yolmaster dediğimiz mesela. Onun da özel formülasyonları var. Önceden ultrasonla hesaplıyorduk. Onlarda ameliyat sonrası mesela ölçümlerde ciddi sapmalar olabiliyordu. Bazen hiç istemediğimiz halde 2 numara hipermetrop kalmış. Ya da bazen bakıyorsun 1 numara miyop kalmış. Halbuki biz tam emetropiyi aslında hedefliyoruz. Şimdiki yeni formülasyonları kullanan bu optik biyometri dediğimiz optik biyometri, Yolmaster özellikle, bunları kullandığımız zaman hata payı minimuma düşüyor. Şimdi onu diyordum, göz içine bu Yolmaster özellikle optik biyometri ile ameliyat öncesi hesaplamamızı yaptık. Merceğin numarasını ölçtük. Göze, yani kişiye özel mercek konuluyor. Onu demek istiyorum. Şimdi aynı mercimeğe benzetmiştik. Mercimeğin arka kapsülü duruyor. Ona hiç dokunmuyoruz. Zaten o açılırsa komplikasyon gelişmiş demektir. Biz ameliyatta lazerle, iğnesiz, dikişsiz, küçük bir kesiyle göze giriyoruz. Aynı kalem gibi zaten bizim lazer cihazımız. Kalemin ucu inceliğinde 2 milimetreden göze giriyoruz. Lazerle bu mercimeğin içi gibi kataraktı temizliyoruz. O boşluğa da yine aynı kesiden katlanır mercek koyuyoruz. Çünkü merceğin çapı 13 milimetre aslında. Ama 2 milimetre kesiden gözün içine koyuyoruz. Çünkü işte katarak cerrahisindeki gelişmeler bu bizim kesimizi küçülttü. Anladım. Önceden yani 170 derece neredeyse komple kesi yapılıyordu. Yani 170 derece kesi yapılıyordu. Mercek kapsülüyle birlikte tamamen çıkarılıyordu. Ön kameraya mercek konuluyordu. Şimdiki sonraki teknolojiler, teknoloji ilerledikçe bizim kesimiz küçüldü. Göz içine arka kameraya mercek koyuyoruz. Yani bu kesinin küçülmesi ameliyat sonrası astigmatizmamızı azalttı. Yani önce ona dikişli ameliyat diyorduk mesela. Dikişli ameliyat yaptığın zaman en az 3 numara astigmat kalıyor kişide. Şimdi halbuki bu lazerle yapıldığı zaman küçük kesi astigmatizmayı azalttı. İyileşmeyi hızlandırdı. Daha erken rehabilitasyon sağlamış oluyoruz. Yani lens ameliyat sonrası. Lens de kaplı bir şekilde içeri böyle lensi, evet, aynı enjektörle. İçeride kendi açılıyor. İçeride bu kapsülün içinde açılıyor.
O orada artık ömürlük. Yerleşiyor. Orada artık ömürlük. Tamam. O bizim artık o zaruri olmadıkça. 13 milimetre onun çapı. Tabii 13 milimetre. O zaman 1 santimden 2 milime kesiniz inmiş oldu. Tabii yani yaklaşık 1 santimden 2 milimetreye düştü. Yani. Buna modern katarak cerrahisi diyoruz. Yani şu anda bu. Bunu ne zamanları yapıyorsunuz? Bunu biz asistanlığımla 2002 yılında ben asistanlığa başladığımda bizim bu kesimiz 3,5 milimetreydi. Yani o zamanki mercekler 3,5 milimetreden konulabiliyordu. Sonraki mercek teknolojisi geliştikçe ya da lazerin LG mesela girmiyordu. 3,5 milimetreye göre üretilmiş. Mecburen kesi 3,5 milimetreydi. Şimdi mesela lazer cihazının LG'nin de boyutu 2 milimetreye düştüğü için mercek üretenler de ona göre üretmeye başladılar. Artık 2 milimetre kesiden biz hatta 1,8 milimetreye kadar düştü aslında. Evet. Yani bu modern katarak cerrahisi artık yani tüm büyük şehirlerde yapılan aynısı Afyonumuzda da evet, halkımıza biz uygulayabilmekteyiz. Mercek yerleştikten sonra dikiş gerek kalmıyor. Artık modern katarak cerrahisinde sütür yok. Yok. Çünkü önceki dikişli ameliyatlarda dikiş 3 ay sonra alınıyordu. Yani rehabilitasyon dikiş aldıktan 1 ay sonra da gözlük veriliyordu mecburen. Hı hı. Şimdi modern katarak cerrahisinde yani emetropizasyon dediğimiz tam sıfıra hedefleniyor. Yani, yani hem numara hem astigmatizma hem de miyop ya da hipermetrop numarasını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Yani lazer dediğimiz lazerle göz çizdirme denen halk arasında refraktif cerrahi yani oradaki hedef kişinin hedefi gözlükten kurtulmak. Hı hı. Biz de bu katarak cerrahisi sayesinde yine kişiyi gözlükten kurtarmayı hedefliyoruz. Hı hı. Peki bu merceği yerleştirdikten sonra işlem bitiyor o zaman. Kişinin ameliyatı bitmiş oluyor değil mi? Kişi tabii ki yani merceği yuvasına dediğimiz kapsül içine yerleştirdikten sonra jeli temizliyoruz. Ön kamerada jelle birlikte veriliyor katarak cerrahisinde. Jeli temizliyoruz. Yara yerini ödemlendiriyoruz. Sızdırmazlığı sağlayıp antibiyotik uyguluyoruz. Kaldırıyoruz. Ne kadar yatıyor hastanede? Hastanede yatma süresi yok. Hastanede yani yarım bir saat hastanede kaldıktan çıkıyor. Sonra gözünü açmıyoruz. Sadece damla tedavisi veriyoruz. O gün damla damlatılıyor. Ertesi gün kontrole çağırıyoruz. Geliyor. Kontrolde açıp mikroskopla inceliyoruz. Yani ameliyat sonrası birinci gün. Ameliyat sonrası bir de birinci hafta görüyor. Birinci haftada da özellikle göz tansiyonunu ölçmek istiyoruz. Eğer gerekecek olursa birinci ayında da gözlük deniyoruz. Gerekirse. O zaman bu bir haftadan sonra hasta rahatlıkla yaşamına devam ediyor değil mi? Yani ilk 3-5 gün bir hafta su çarpma, ovalama diyoruz, bastırma. Yani elle temas bir etme ancak. Namaz kılmayı da galiba. Yani şöyle sanki. Onun çok bir mahsuru yok. Bizim açımızdan eğilme kalkma, yan sağa yatma, sola yatma, sırt üstü. Yani yatış pozisyonunun yani hastamıza bir şey yok. Bizim büyüklerimiz ameliyat oldu. Tabii teknik farklı da o zaman işte bir süre namaz kılma, eğilme falan. Yani eğilme var. Kalkmanın bir merceğe sıkıntı bir zararı yok. Mercek orada yani. Çok ciddi bir travma gelmediği sürece, anladım. Bazı hastalarımız da onu belirttiğiniz iyi oldu. Bazı hastalarımız da onu soruyor. Yani mercek düşer mi? Yani aslında yani komplikasyonsuz çok süper bir cerrahi geçirdiyse kişi, yani ağır bir travma yani darbe gelmedikçe, mesela diyelim torunu tekme attı. O zaman sağlam mercek de düşüyor zaten. Mesela ya da şiddetli bir torunu şut çekti. O zaman sağlam mercek de düşüyor. Yani o tür ağır darbe, odun çarpıyor. Odun çarpması da çok geliyordu kış öncesi, kış hazırlıkta. Ya da ağır darbe gelmezse, yok yıkama, eliyle elinin değmesi, yıkaması, onların merceğe bir zarar olamaz. İlk bizim açımızdan ilk asıl korkumuz enfeksiyondan korumaktır. Evet. İlk 3-5 gün temas etme, su çarpma, kirli elinle göze değme diyoruz. Antibiyotikli damlasını kullandırıyoruz. Yani ilk zaten enfeksiyon ilk bir hafta gelişmezse ondan sonra korkmuyoruz açıkçası. Peki bu EOL Master'dan bahsettin. İşte o takılacak merceğin numarasının belirlenmesinde. Bu bizde mevcut olan bir şey herhalde değil yani mi? Yani hastanemizde bulunuyor. Sağ olsun hastane yönetimimiz bize güzel katkı sağladılar. Yani şu anda bizim kullandığımız cihazlar emin olabilirsiniz. Türkiye'de en iyi göz merkezlerinde hatta dünyanın en iyi cihazları. Yani Amerika'da da olsa bundan daha üst cihaz yok yani. Anladım. Faco cihazımız Centurion. O da yine Alcon Amerikan firmasının. Dünyanın en iyi katarak ameliyatı cihazı diyebiliriz. Lazer cihazı. EOL Master yine öyle zaten. Evet. İmkanlarımız şu anda çok memnunuz.
Yani dünya standartlarının aynısı diyebiliriz, evet. Peki bir de bir göz tomografisi var galiba, bu yine her göz yerde. Göz tomografisi şöyle, şimdi artık akıllı mercekler gündeme geldi. Yakın, şöyle söyleyebilirim, 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda yine lazerle katarak cerrahisi yapılıyordu. Ancak o zamanki mercek teknolojisinde akıllı mercekler yoktu. Yani süper bir cerrahi geçirse bile kişi, katarak cerrahisi, ameliyattan sonra yakını göremiyordu. Onlara mecburen yakın gözlüğü veriliyordu. Sonraki yıllarda akıllı mercek diye tabir edilen halk arasında, yani çok odaklı mercekler, mercek teknolojisi gelişti. Hı hı. Yani kişi uzağa bakınca uzağa görüyor, yakına bakınca gözlüksüz yakını görüyor. Şimdi bu akıllı mercekler, bunlar için retinada, yani gözde bir hastalık var mı? OCT dediğimiz retina tomografisiyle eğer akıllı mercek düşünüyorsak bir kimseye, retina tomografisini çekiyoruz ki gözünde mesela sarı noktada bir sarı nokta hastalığı var mı? Diyabeti varsa şekere bağlı kanama sızıntılar gelişmiş mi? Arka sinir tabaka üzerinde görme noktasında sarı noktada ödem var mı? Yani gözde herhangi bir görmeyi azaltacak sarı noktada bir hastalık olup olmadığını retina tomografisiyle OCT dediğimiz görmemiz gerekiyor. Yani eğer kişi akıllı mercek düşünüyorsak OCT görüntüsü şart. OCT'de göz baktı ki göz tansiyonu yok, görme herhangi bir katarak haricinde göz hastalığı yok. Hı hı. O zaman akıllı mercek öneriyoruz. Anladım. Yani isteyen herkese aslında akıllı mercek önerilmiyor. Anladım. Yani retina tomografisinin, yolmaster optik biyometrinin en önemli şeyi, dikkat etmemiz gereken noktalar bunlar. Anladım. Yusuf'cum, zaman hızlı geçiyor. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar konumuza devam edeceğiz. Evet sayın seyirciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar karşınızdayız. Evet sevgili Kanal 3 izleyicileri, kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerleyiz. Ekranını yeni açan seyircilerimiz için hatırlatmakta fayda var. Bugünkü konuğum göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Yusuf Oflu. Kendisiyle ilk bölümde katarak ve katarak cerrahisinden bahsettik. Evet devam ediyoruz. Yusuf'cum, akıllı mercek dedin, herkese takmıyoruz dedin. Hı hı. Peki akıllı mercekle normal mercek arasında ne fark var? Şimdi şöyle, akıllı merceklerin teknolojisi farklı. Dediğim gibi, önceki nesil mercekler 1980'lerden itibaren özellikle kullanımı yaygınlaşan, 2000'e kadar da iyice artan kullanımı, mercekler tek odaklıydı. Yani eğer biz ultrasonla ölçtüğümüz numarada sapma olmamışsa, mesela kabaca diyelim televizyonun alt yazılarını net görüyor, trafikte akşam hiç zorla uzağı net görüyor, %100. Ancak yakına gözlük gerektiriyordu. Yani ara mesafe ve yakında gözlük gerektiriyor. Yani bunu normalde kendi merceğimiz ilk başta belirttiğim gibi elastik. Uzağa bakıyorsun uzağa gösteriyor, yakına bakıyorsun yakını gösteriyor. Şimdi biz artık bu kendi doğal merceğimiz yok. Onun yerine tek odaklı mercek vardı. Şimdi akıllı merceklerde odak sayısı arttırıldı. İşte 2000'lerden sonra iki odaklı mercekler çıktı. Hem uzağı hem yakını gösteriyor. Yakını da yakını da gözlükten kurtarıyordu. Yakın mesafe dediğimiz yani kol mesafesi. Anladım. Ya da işte gazete, kitap, Kur'an, bilgisayar mesafesi. Sonraki yıllarda ara mesafe dediğimiz 80 santim ile 3 metre arası ara mesafe kastettiğimiz. Orada da zorlanmaya başladı insanlar. Ondan sonra da 3 odaklı mercekler geliştirildi. Yani uzak, yakın ve ara mesafe. Şimdi böyle olunca yani 3 odaklı en az mercekler geliştirildi. Akıllı mercek olarak kastettiğimiz bunlar. Yani trifokal dediğimiz yani mercekler. Bunlarda da bunu da yine herkese uygulayamamamızın sebebi ışığı 3'e bölüyor.
Yani hem uzak hem yakın hem ara mesafeye. Öyle olunca kontrasta düşme oluyor. Yani net net görüyor ama net göremiyor. Kontrastta azalma oluyor. Renklerin canlılığında azalma oluyordu. Bir de mesela gece trafikte şikayet yaşanabiliyor. Anladım. Sürekli gece araç kullananlara önerilmiyordu. Şimdi yani mercek teknolojisi hala gelişmeye devam ediyor. Aslında hala biz hala teknoloji kendi doğal merceğimize yetişemedi. Anladım. Hedef hala kendi merceğimiz kalitesinde mercek üretebilmek ama teknoloji o yönde ilerliyor. Ama bugünün teknolojisi bu kadar. Yani çok odaklı mercek tamam. Ancak %100 memnuniyet elde edemiyoruz. Yani kendi merceğimizin birebir aynısı olamıyor maalesef. O da kontrastta azalma. Belki ilerleyen zamanda kök hücre teknolojisi gelişirse belki herkesin yani kendi hedefimiz o. Evet. Yapısından hedef hem katarak gelişimini önleyici ilaçlara ulaşabilmek. Daha doğal mercimek belki evet, yaratılacak. Aynen. Yani bizim belki çok sadece başta demiştim merceğin ön kapsülünün tamamını olmasa da en az 6 milimetre çapında bir kapsül alıyoruz. Bu da kasılıp gevşemesine iptal etmiş oluyordu. Şimdi belki çok sadece 0.1 milimetre kesiden kapsülün içi boşaltılacak ve aynı elastikiyette hamur kıvamında belki bir madde enjekte edilip o doğal merceğimiz gibi işlev görecek. Yani hedef aslında o. Şu anda tıp ve teknoloji gelişmeye devam ediyor aslında. Bu tıbbın son şeyi değil. Hı. Ama günümüz şartlarında en son teknoloji bu. Ama kataraktımız ilerlediyse tabii ben 5 yıl daha bekleyeyim diyemeyiz. Yani, bugün demek ki buradan şu çıkıyor. Evet. Yani sağlığımızın ve kendimizin kıymetini bilmeliyiz. Yani kesinlikle. Yaradan'a şükretmeliyiz ki hala teknoloji bile yani mükemmel olan yani, insan olanı yakalayamamış. Hala ulaşamadık evet. Yani. Ama hedefimiz belli. Evet. Belki ilaç noktasında hani katarakt gelişimini yavaşlatacak şu anda ilaç yok. Belki işte öyle bir araştırmalar yapılıyor. Kataraktın gelişimini durduracak ya da gelişimini engelleyecek ilaç olabilir. Ya da kendi doğal merceğimize en yakın mercek üretilebilir. Anladım. Yani hedefimiz bu. Peki yine sizin en çok konuşulun ya da en çok takip ettiğiniz hastalardan göz tansiyonu ya da diğer şeyle glokom. Ne demek göz tansiyonu ya da glokom? Şimdi yani şu akademik bir toplantı olmadığı için halkımızın anlayacağı dilde şöyle söyleyebiliriz. Göz tansiyonu bir kere kol tansiyonundan farklı. Yani birimleri milimetre civa ama olsun. Mesela biz diyoruz ki bizim göz tansiyonunda bir alt sınır 10, üst sınır 24 diyoruz. Ya da 23. Kadınlarda 23, erkeklerde 24 diyoruz. O da milimetre civa kol tansiyonu ama birebir aynı değil. Biz mesela 20 diyoruz. Bizim için normal. Bir de ikincisi tansiyon aslında ne demek? Göz içi basıncının artması. Yani topun sertleşmesi gibi düşünün. Anladım. Topun içine havayı fazla basınca taş gibi sertleşiyor. Aynı şekilde göz içinde de şimdi merceğimiz damarsız bir doku olduğu için göz içinde sürekli sıvı üretiliyor. Bu merceğimizi besliyor, geri boşalıyor. Hı. Aynı mazgal delikleri gibi tam açıda, korneanın arkasında mazgal delikleri yaşla birlikte daralıyor. Yani üretilen sıvı boşalamamaya başlıyor. Orada bir direnç gelişiyor. Üretilen sıvı tamamen boşaltılamayınca her seferinde göz içinde biriktikçe bu sefer aynı topun şişirilmesi gibi yavaş 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 gerginlik artıyor. Hı hı. Gerginlik artınca da aynı sizde de mesela böbrekte öyle. Her bir böbrekte 1,5 milyon glomerül var. Evet. Aynı bizde de her bir gözde beyine giden 1,5 milyon sinir lifi var. Bu basınç arttıkça bu sinir lifleri hasar görmeye başlıyor. Yavaş 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 ya da bir kablonun içinde 1,5 milyon tane şey düşünün. İnce telcikler. Evet. Onlar yavaş yavaş hasar görmeye başlıyor. Görme azalıyor. Görme alanımız daralıyor. Şimdi burada göz tansiyonunda en önemlisi dünyada ikinci önlenebilir körlük sebebi. Yani tansiyon sinsi seyrediyor. Yani göz tansiyonumuz sinsi seyrediyor. Hiç belirti vermiyor. Biz çoğu hastalara tesadüfen biz yani 35 yaş üstü mesela bütün hastaların göz tansiyonunu ölçüyoruz. Tarama amaçlı ölçtüğümüz için fark ediyoruz. Yoksa kişi
Şikayeti üzerine bizim göz tansiyonu teşhisi koyduğumuz hasta çok nadir. Evet. Çok nadir, bazı yaşlılarda açı kapanması glokom dediğimiz bazen olabiliyor. Onlarda ya da tansiyonu 80'e çıkmış mesela, akut glokom krizi. O zaman şikayet üzerine gelebiliyor. Yoksa bizim tedavi etmemiz gereken diyelim 30-40 tansiyonunla geziyor. Daha bugün bir de biraz önce geldi. 30 yaşında ışık hissi yok. Yani bu o yüzden hani bir de önlenebilir bir tedavi. Yani biz teşhis koyarsak artık güçlü ilaçlarımız var. Tansiyonu düşürerekten oluşturacağı hasarı engelleyebiliyoruz. Hani ilaçlar yetmezse göz tansiyonu ameliyatları var. Hı hı. Yani demek istediğim, eğer burada erken teşhis önemli. Ama mesela kol tansiyonu dediğim oydu. Kol tansiyonunda kişinin başı ağrıyor, hı hı, ensem ağrıyor diyor. Doktora gidiyor, tansiyonu ölçülüyor diyorlar. Tamam, hı, tedavi veriliyor. Ama bizde sinsi seyrediyor. Benim öyle kaç tane hastam var. Biz kesinlikle taramada tespit ettik. Hiçbir şikayetle gelmedi. Gözlük muayenesine geliyor 40 yaşında 50 ya da 50 yaşında. Bir tansiyonu da ölçüyoruz kesinlikle. Bir bakıyoruz tansiyonu 35. Evet. Yani burada demek istediğim, sinsi seyrediyor, arka sinirlerde harabiyet yapıyor ve görme kaybına gidiyor. Öyle kaç tane hastalarımız var. O yüzden yani ilaçlar, güçlü ilaçlar var. Erken teşhis önemli erken işte. Teşhis. O yüzden bir de risk faktörleri olanlar, özellikle ailede göz tansiyonu varsa, yani anne babaya da kardeşlerden birinde göz tansiyonu varsa, diğer aile bireylerinde de göz tansiyonu gelişme riski 10 kat fazla. Mesela öylesi yatkınlık olanlar 40 yaşından sonra, yani 2 yılda bir, 3 yılda bir göz tansiyonunu ölçtürmesinde fayda var. Anladım. Yani 40 yılda ya da şöyle diyebiliriz. 40 yaşından sonra 2-3 yılda bir, 60 yaşından sonra yılda bir göz tansiyonunu ölçtürmekte fayda var. Yani yüksek tansiyonla bir şeyi yok. Yani birebir ilişki değil. Yani kol tansiyonu, vücut tansiyonu, koldan ölçtüğümüz vücut tansiyonu mesela her yüksekse herkesin de herkesin göz tansiyonu yükselecek diye bir şey yok. Bazen sürekli hipotansif seyreden, sürekli vücut tansiyonu düşük olanlar da riskli. Evet. O zaman da kan az gittiği zaman da yine hasar oluşuyor. Aslında şöyle bir şey var. Glokom ayrı, göz tansiyonu tam glokom demek değil aslında. Yani glokom arka sinirli hasarı. Mesela o hipotansif seyreden, tansiyon düşüklüğüyle giden hastalarda da hasar gelişebiliyor. Hipertansif değil. Sonuç kısmı o zaman yani. Sonuç kısmı, yani glokom önlenebilir bir körlük sebebidir. Evet. Yani tedavi edilmezse kör eder. Hı-hı. Benim yani ilkokul arkadaşımın babası da aynı şekilde oldu. Yani tanıdığım insanlar var bu şekilde. Amca dedim mesela, rahmetli oldu sonradan, ismini de verebilirim. Ömer amca, şu damlaları kullan, kullanmazsan kör olursun dedim. Çünkü bakıyordum aksatıyordu, birkaç kere geldi. Hep tansiyonu yüksek seyrediyor, ilacını kullanmamış. Bir yıl, iki yıl sonra baktım ışık hissi kayboldu. Kör oldu. Niye kullanmadın? Oğlanlara kızdım. Yani oğlanlara kızdın ama senin göz gitti. Yani kesinlikle körlük yapıyor. Yani bunun şakası yok. O yüzden tansiyon önce var mı yok mu takip edilecek. Varsa, teşhis konulduysa tedaviye riayet edilecek. Tedavide de ilaçlar mesela yetmezse lazer tedavisi var. Yetmezse cerrahisi var. Ameliyatta yani göz kurtulabilir. Yani lazerle ya da cerrahisinde ne yapıyoruz? O basıncı şimdi azaltmak için. İlaçlarımız yani kabaca halkın anlayacağı şekilde göz içi basıncı yükseldi. Yani top sertleşti. İlaçlarımız bu üretimi, göz içinde üretilen sıvıyı arttırmaya yönelik, üretimi azaltmaya yönelik ya da dışa boşalımı, dışa akımı arttırmaya yönelik ilaçlar. Anladım. Lazerde de yine biraz önce bahsettiğim o mazgal delikleri daralıyor dedim ya. Orayı açmaya yönelik. Anladım. Açıya lazer yapılıyor. Bu da herkeste her zaman faydalı olmuyor. Çok ciddi bir ilaçları bıraktıramıyoruz. Hı hı. İlacın bazı endikasyonları var. Mesela kişi ilacını kullanamıyor. Bir hastam vardı. Mesela diyor ki benim bir göz bana yeter diyor mesela. Yani ilaç kullanmak istemiyor. Öyle olunca evet. O gibi ilaç yani ya da düşkün hasta ilacını kullanamıyor. Uzaktan geliyor. O tür durumda çok ciddi bir yüksek etkinliği yok. Yani bir ilacı kestirebilir bize ya da üç ilaç kullanıyorsa bir ya da ikiye düşürebiliyor. Tamam, ilaçtan kurtaramıyor. Göz tansiyon ameliyatlarında ise yine açıdan göz içinde üretilen sıvı açıdan boşalıyor demiştik. Artık bir kanal oluşturup üretilen sıvının dışarıya rahat boşalmasını sağlayıcı ağır bir ameliyat yapılıyor. Anladım. Yani komplikasyonları ağır seyredebiliyor. O yüzden herkese de hemen önerilemiyor. O ameliyat tekniklerinde de çok büyük değişiklikler var. O bile yetmezse implantlar var. Mesela yaptığımız ameliyatlar tıkanmış.
Biz pencere oluşturuyoruz mesela dışa akımı kolaylaştırma adına. Onlar tıkandı, başarısız oldu. Yani o 20 yıl, 30 yıl garanti veremiyorsun. 5 yıl, 10 yıl sonra ameliyatın etkinliği azaldı. Harabiyet var. Gözü kaybetmek üzere. Görmesi azaldı. İlaçlar yetmiyor. Tansiyon ameliyatı başarısız oldu. O zaman da göz implantlar var. Yani çelik implantlar var ya da valvli özel cihazları var. Gözün dışına o yerleştiriliyor. O sıvının dışarıya rahat boşalmasını sağlıyor. Yani prensip göz içinde üretilen sıvının dışa boşalımını rahatlatabilmek. Dışa rahat boşalmasını sağlayabilmek. Anladım. Peki farklı bir konuya geçmeden önce bu katarak ve glokom için soruyorum. Şimdi genelde burada işte misafir ettiğimiz konuklarda konuşuruz. İşte bazı hastalıklara neden olan ya da o hastalığa yakalandıktan sonra dikkat edilmesi gereken şeyler işte gıda anlamında, yaşam tarzı anlamında. Glokom ve katarak için beslenmenin önemi var mı? Katarak için evet, beslenme kesinlikle önemli. Yani Afrika'da mesela kesinlikle çok sık görülüyor. Yani beslenme yetersizliğinden dolayı bazı vitaminler, proteinden zayıf beslenmeler kesinlikle katarakt yapıcı etkisi var. Ancak göz tansiyonu için böyle bir şey diyemiyoruz. Dış faktörlerden tamamen bağımsız, beslenmeden bağımsız. Yani niçin mesela o mazgal delikleri zamanla daralıyor, tıkanıyor, daralıyor, direnç oluşturuyor, onu henüz daha keşfedilemedi. O yüzden mesela ne diyoruz? Kol tansiyonu, vücut tansiyonu olan hastalara tuzlu yeme. Ama bizim göz tansiyonu olan hastalara herhangi bir tavsiyemiz yok. Dış faktörlerden bağımsız. Sadece bazı risk faktörleri var. Mesela deniyor ki kravatı sıkı bağlayanlar ya da üflemeli çalgı üfleyenler. Mesela bunlarda da biraz yatkınlık oluşuyor. Onun haricinde günlük normal günlük yaşantısındaki kişilerin dikkat edeceği hiçbir şey yok. Yani göz tansiyonu şu yükseltir diyemeyiz. Dış faktörlerden bağımsız. Ama katarakt da dediğim gibi kesinlikle beslenmenin etkisi var. Peki sizin çocuklarla da ilgileniyorsunuz. Mesela çocuklarda en çok görme bozukluğuyla zaten göz muayenesi yapıyorsunuz. O ayrı, onu artık herkesçe biliniyor. Bir de en çok gördüğümüz şey göz tembelliği mesela. Değil mi? Kesinlikle. Göz tembelliği yani sık görülüyor. En az %5-10 görülüyor. Yani her gün birkaç tane böyle çocuk takip ediyoruz. Kontrollere geliyorlar. Şimdi biz şaşılık muayenesinde öncelikle asıl tembellik, şaşılık, gözlük ihtiyacı girmeden önce yani erken muayene. Yani çocuğun şimdiki Sağlık Bakanlığı'nın da asıl rutin uygulaması var. Çocuk 3 aylık çocuğa tarama başlatıldı. 3 ay, 6 ay, 1 yaş, 3 yaş ve 6 yaşta kesinlikle muayene taramadan geçmesi gerekiyor. Yani en çok üzüldüğümüz de mesela tamamen sapasağlam çocuk ya da yetişkin bir göz çok süper görüyor, kartal gözü gibi, öbür göz hiç görmüyor. Yani halbuki şöyle basit bir hareket yapsa, televizyon izlerken bir sağı kapatsa, televizyonun alt yazılarına bir solu kapatsa şöyle, sorun anında teşhis konacak. Hiç yani 15 yaşına gelmiş mesela, sağ göz çok süper. Sağı kapat diyoruz, sol göz hiç görmüyor. Şimdi burada tembellik, kime tembellik diyoruz? Görmeyi göz muayenesini yapıyoruz. Görmeyi azaltacak herhangi bir organik sebep yok. Kataraktı yok, göz tansiyonu yok, sarı noktada herhangi bir hastalık yok. Yani çocukluk çağında da olabilir sarı noktada hastalık. Yani 13-15 yani herhangi bir yaşta olabilir. Bakıyorsun tertemiz ama gözlük ihtiyacı var mı? Bakıyorsun gözlük ihtiyacı göremiyor. Halbuki yüksek numara gözlük ihtiyacı var mesela. Bunlar da işte en kötüsü bunlar. Bir göz çok iyi gördüğü için diğer gözünün az gördüğünü fark edemiyor. Evet. Çocuklarda o yüzden şaşılık var mı? Şaşılık da bir tembellik sebebidir. Yani tembellik demek dediğim gibi bir hastalığın adı değil aslında. Göz tembelliği demek hiçbir hastalık olmadığı halde biz gözlükle çocuğun görmesini arttıramıyoruz. Onu da şundan kaynaklanıyor. Normalde iki göz paralel. Şaşılık olduğu zaman ya göz ya içe dönüyor ya dışa dönüyor ya yukarı ya aşağı. Paralel duramıyor. Böyle durumda iki gözden beyne aynı görüntü gitmiyor. Aynı görüntü gitmediği zaman kayan gözden gelen görüntüyü mesela beyin iptal ediyor. Baskılıyor. Beyin iptal ediyor. Gören aslında gözümüz değil. Gören beyin aslında. Tembellikte de mesela diyelim bir gözün asimetrik bir durum var. İki göz arasında numara farkı var. 3 numaradan fazla. Kayma yok ama yüksek numara gözlük ihtiyacı var. O zaman ne oluyor? Beyne bulanık görüntü gidiyor.
Yine bulanık görüntü gidince beyin o gözü iptal ediyor. O yüzden erken teşhis eder de eğer çocuğun gözlüğünü erken verirsek, beyine net görüntü gönderirsek, çünkü beyin üst üste çakıştırıyor görüntüyü, tek görüntü görüyor. Biz de bulanık görüntü giden gözün önüne gözlüğünü verir de net görüntü gönderirsek, o zaman beyin tembellik gelişmiyor. Bir de mesela kapama tedavisi veriyoruz tembelliklerde, onu belirteyim. Gözlüğünü verdik. Gözlük tamamen sağlayamıyor. Başarı sağlayamıyor. Tembellik geliştiyse eğer, gözlük versek bu sefer iyi gören gözü kapattırıyoruz. Şu anda yürürlükte, dünyada tek tembellikte kapama tedavisi var. İyi gören gözü kapatıyoruz. Az gören gözü daha iyi görmeye zorluyoruz. Yani gözlük verince onu görmesi hemen açılmıyor. O, çünkü bu aşama biraz bizim için zor. Değindiğiniz iyi oldu. Yani gözlük kullanıyor ve aileler diyor ki hocam çocuk gözlük kullanıyor 3 aydır hala az görüyor. Yani bu uzun soluklu bir tedavi. Yani 7 yaşına kadar, 8-9 yaşına kadar hep bulanık görüntü gitti de beyin o gözü iptal ettiyse o sorunu bizim kapama tedavisiyle birkaç ayda çözmemiz mümkün değil. Yani biz o yüzden erken teşhis koyarsak 13 yaşına kadar yolu var. Yani şaşılık varsa şaşılığı ameliyatla düzeltiyoruz. İki göz arasında numara asimetrisi varsa onu gözlükle düzeltiyoruz. Kapama tedavisi uyguluyoruz. Yani başarı %95 başarımız var. Peki kapama tedavisi gün içinde ne kadar süre uyguluyorsunuz? Tembelliğin ağırlığına bağlı. Yani ağır tembellik varsa, ki ağır tembellik ne demek? Bazıları yarım metre görüyor. Yani göz küresinde hiçbir hastalık olmadığı halde yarım metreden ötesini göremiyor. Mesela bunlara bir de 13 yaşından sonra kapama tedavisi vermiyoruz. Bazı meslektaşlarımız önceki yıllarda 9 yaş diyorlarmış. Yani ümidini kesiyor mesela. Halbuki 10, 11, 12, 13 yaş biz kaç yaşta yakalarsak 13 yaşına kadar hemen kapama tedavisini uyguluyoruz. Bir şansımızı kaybetmem adına. Çünkü ikinci bir tedavimiz yok şu anda yürürlükte. İkinci bir tembellik tedavisi yok. Yani ağır tembellik varsa 6 saat, 8 saat kapattırılabilir. Yani %10-20, yani son 2 satırı göremiyor. %20 tembellik düşünüyoruz. O zaman 2 saat önerebiliriz. Burada da şöyle, onu 6 saat ya da 8 saat kapatmak iyi gören gözü tembelleştirmiyor. Hı. O konuda onu yani hastalarımız gönülleri ferah olabilir. Bir göz 8 yıl, çocuk 8 yaşına gelmiş. Yani o göz 8 yıl boyunca net gördü. O yüzden o gözü biz kapatırsak tembelleşemez. Ama diyelim doğuştan kataraktı var. Ayrı bir konuya girelim. Doğuştan kataraktı var, bembeyaz. Bazen olabiliyor. O çocuğun anından kataraktını acilen almazsak eğer, o çocuk çok ağır tembellik geliştirebilir. Tamam. Ama 8 yıl boyunca gören bir gözü 1 yıl kapatırsak hiç görmesi azalmaz. Tembelleşemez. Hı-hı. Öyle bir riskimiz yok. Anladım. O yüzden bu çok sık karşılaştığımız, sık görülen bir şey. Çocuklarda göz tembelliği. En basit de dediğim gibi, o yüzden ilkokul 1. sınıftaki taramaların bize çok faydası oluyor. Buradan teşekkür etmemiz gerekiyor. 1. sınıflarda yapılan taramalar çok basit bir tarama. Görüyor mu, görmüyor mu? Az görüyorsa hemen göz doktoruna gönderiyorlar. Bakıyoruz iki göz arasında asimetri var. Gözlük veriyoruz. Ve kapama tedavisiyle yani çok ciddi sonuçlar alıyoruz. Anladım. Peki. O yüzden görme gelişimi 6-10 yaşına kadar devam ediyor. Hmm. Yani gözlük, göz küresi gelişimi, görme gelişimi 6 yaş, 10 yaşına kadar devam ettiği için gelişme durmuş olsa sonuç alamayacağız. O yüzden ne kadar erken teşhis koyarsak ve tedavi başlarsak iyi sonuçlar alıyoruz. Peki yine çocuklarda, özellikle bebeklerde gördüğümüz bu sürekli gözü sulanır, işte gözyaşı kanalında tıkanıklık var denir. Şimdi şöyle, yani çocuklardaki göz sulanma sebepleri ekarte edildi diyelim, dışlandı. Sadece gözyaşı kanal tıkanıklığı düşünüyoruz. Çünkü göz tansiyonunda da olabilir. Evet. Bebeklerde göz tansiyonunda çocuk sadece gözü sulanıyor olabilir. Ama biz boya kaybolma testi yapıyoruz mesela. Bir göz yani göz tansiyonu düşünmüyoruz. Hı hı. Diyelim çocukta gözyaşı kanal tıkanıklığı düşünüyoruz. Sık sık çapaklanıyor, her gün sulanıyor. Hocam bir göz sulanmadığı halde ya da bazen iki göz birden de olabilir. Yani sadece tek göz olacak diye bir şey yok. Bazen de iki taraflı olabiliyor. Sağ ya da solda bir göz, hocam diyor bu taraf hiç sulanmadığı halde sağ göz ya da sol göz ıslanıp duruyor. Sürekli siliyoruz. Sık sık enfeksiyon gelişiyor mesela. Sık sık enfeksiyon gelişiyorsa, yani durgun su kir tutar misali, üretilen gözyaşı burun için akıp gidemiyorsa enfeksiyon sık sık tekrar edip duruyor. Bir yaşına kadar çoğu kendiliğinden açılıyor.
Yani doğuştan gözyaşı kanal tıkanıklığı çocuklarda çok sık gördüğümüz bir durum. Ve bunların çoğu 1 yaşına kadar kendiliğinden açılıyor ama biz önceki erken aylarda tespit edersek eğer bunlara masaj öneriyoruz. Hmm. Masajın da doğru ve etkili yapılması gerekiyor. Eğer 1 yaşına biz günde 5 öğün, ben o şekilde öneriyorum. Günde 5 öğün, günde 30-35 kere en az ama 5-6 kez yap, 2 saat sonra bir daha 5-6 kez yap, 2 saat sonra bir daha 5-6 kez yap diyorum. Onun hastalara bizzat uygulamaları gösteriyorum anneye babaya ben. Nasıl yapıyorsunuz onu şöyle, burada gösterebilir misiniz? Şöyle kabaca anlatayım. Elinizi yıkayın diyorum. Tırnağınızı da kesin. Çocuğun bir elle başını sabit tuttunuz diyelim ki çocuğun sol gözü. Siz de sağ elle tırnak kapağı değince kapak kapanıyor. Çünkü hem üst kapakta hem alt kapakta gözyaşı kanalımız var. Tırnak değince kapağı kapattık. Kapanınca parmağını götür kemiğe daya diyorum. Sertliği hisset. Sonra çevirerek aşağı inin diyorum. Yani bazıları masaj yapar gibi ileri geri hareket yaptık diyor. Hocam şöyle yaptım diyor. Bazıları ta alt kapağa doğru iniyor. Hı hı. Bazıları ta burun ucuna kadar geliyor. Hiç gerek yok. Yani önemli olan iki kapağın birleştiği noktada yani gözyaşı kesemiz var. Şuradan başlayıp şu şekilde mi? Evet ama üç harekette. Tırnak kapağı değiyor, kapak kapandı. Yani orada 5-6 milimetre mesafe oluyor. Götürüp kemiğe dayayın. 2, azıcık aşağı doğru inin 3. Şöyle mi? Kabaca. Yani kabaca. Ben onu anne babalara bizzat uygulamalı gösteriyorum. Şimdi bundan ciddi sonuçlar alıyoruz. Eğer aile 5-6 aydır uğraşmış, çocuk da 10-11 aylık olmuş, 12 ay kesin kural değil, 10-11 aylık olmuş, çocuk 5-6 aydır masaj yapıyor annesi, hala 11-12 aylık olduğu halde sulanma geçmediyse, o zaman sondalama dediğimiz probing işlemi uyguluyoruz. Yani telle gözyaşı kanalı zaten burun içine açılıyor normal anatomide. Deniyor ki herhangi bir seviyede bir tıkanıklık var, bir zar var. Öyle olunca üst göz kapağındaki kanaldan girip telin ucunu burundan çıkarıyoruz. Aynı şekilde aynı seansta alt kapaktaki kanaldan da teli sokuyoruz. Yine burun içinden çıkarıyoruz. Yaptığımız işlem bu. Yani dikiş ya da herhangi bir zarar verici bir işlem yok. Sadece pasajı, suyun geçişini açmaya yönelik, o zarı yırtıp açmaya yönelik bir işlem. Ama bu da %100 garanti değil. İkinciye gereksinimi olabiliyor ama bizim probing işlemi yaptığımız %95 çocukta ikinci bir gereksinim olmadı. Böyle... Yani bu işlemi kaç yaşa kadar yapılabilir? Yani 2 yaş, 3 yaş, 4 yaşa yapılabilir ama araştırmalar diyor ki 1 yaş civarında yapılanlar en başarılı. Anladım. Yani 50 çocuk 1 yaş, 50 çocuk 2 yaş, 50 çocuk 3 yaş yapılmış bunlar araştırmalar. 50 çocuk 4 yaş, 1 yaş civarında yapılanların tekrar etme riski az. Daha başarılı. Peki bir de böyle halk arasında bir takım yöntemler var. İşte yok göze limon damlatma vesaire. Yani onu hiç önermiyoruz. Yani asidik pH hiç önermiyoruz. Yani farklı sonuçlar doğurabilir. Özellikle yabancı cisim kaçanlar göze. Yani bir göz hekimine gitmekte fayda var. Peki Yusuf'cum yine sürenin sonuna geldik. Çok keyifli bir program oldu. Göz yine diğer branşlar gibi geniş bir bölüm. Çok fazla konuya giremedik diğer konulara. Evet. Umarım başka bir programda seni inşallah misafir ederiz. Seve seve inşallah. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. İyi ki varsın. Evet sevgili seyirciler, bugünkü konuğum göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Yusuf Oflu idi. Kendisiyle katarak ve katarak cerrahisinin, katarak kimlerde olduğu, nasıl bir ameliyat yapıldığı, akıllı merceğin kimlere takıldığı, ne şekilde değerlendirildiğini konuştuk. Daha sonra göz tansiyonu dediğimiz glokomdan bahsettik. Glokomun göz tansiyonunun normal vücut kan basıncıyla direkt bağlantılı olmadığını, farklı bir hastalık olduğunu, tansiyonu olmayan kişilerde bile göz tansiyonu, glokom görebileceğimizden konuştuk. Daha sonra göz tembelliği, göz tembelliğinin sebeplerinden, tedavisinden, neler uygulanabildiğinden ve en sonunda gözyaşı kanalı tıkanıklığından ve tedavisinden bahsettik. Umarım keyif aldınız. Güzel bir program oldu benim için de. Başka bir programda yeni bir konu ve yeni bir konukla görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.